Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber, iyi misiniz? İyiyiz. İyi, gel hadi bakalım. Gitme gitme gitme. Hop. Şuraya bir yastık. Bak bu var. Yaramazlık varsa. Oh. Biz 2 yıl önce okulda şey yaptık. Çok iyi gidiyor yastık. Sen mi vardın? Sen vardın. Evet, o adam. O adam şöyle geçsek olur biraz gölgeye. O böyle yabancı adam var ya. Gölgeye mi geçecek? Evet. Sağ olun. Evet, herkes oturuyor. Yani gördüğünüzün çok daha ötesinde insanlar var. Ama sürekli katılım olmuyor. İşi oluyor, burada olmuyor gibi. Ama vakit bulup her hafta perşembe günü bizlerle birlikte olan daimi kişiler de var bunlar içinde. Bu şekilde söz... Hüseyin arkadaşımız sağ olsun her hafta, bak her hafta, bak unutmayın, neredeyse her hafta 30'dan buraya geliyor, çöp topluyor bizi. Değil mi sen? Evet. Neden? Gönüllüyüz. Neden ama sebep neden? Çünkü burası bizim. Senin değil, senin değil, benim değil. Burası bizim. Eğer biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Eyvallah. Hah, konuya geldik ama. Kaplumbağalar nerede yaşıyorlar? Suda. Karada, denizde. Burada. Suda ve karada. Yusuf hangi hayvan olursa olsun önemli değil. Ondan sonra biz geliyoruz. İnsan olarak geliyoruz. Bunu yapıyoruz. Değil mi? Gerçekten öyle. Şimdi eminim hepinizin güzel bir yatak odası var mesela. Sizin yatak odamızı gelsem. Bir torba çöp alsam. Ve sizin odanızı, güzel odanızı gelsem ve döksem odanız içerisinde nasıl hissedersiniz? Ama insan olarak biz burada yaşayan kuşlar, balıklar, kaplumbağalar, biz yapıyoruz. Yapmamalıyız. Çünkü ben umut ediyorum ki evinize gittiğin zaman da abinin, ablanın, eniştenin, babanın, annenin bir şey yaptığın zaman da babacığım, enişteciğim, neden attınız? Siz bizi eğitebilirsiniz. Çünkü herkes sizi dinliyor. Özellikle şu anda. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Merkez? Deniz. Yok. Nehirde. İşte, nehirde virajlar oluyor ya. Bu virajlar oraya olduğun zaman da çöp ne yapıyor? Birikiyor. Birleşiyor, ha bravo. Birleşiyor bir köşede. Bazen tekneyle geçtiğin zaman da görmüyorsunuz o çöp. Ama sazlığın içine girdiğin zaman da Maria anlattığı of gibi ya. Ne çöpler var, ne çöpler var arkadaşlar. Şaşırırsınız gerçekten. Aynı zamanda iskeleler vardı burada sevgi yolunda. Bazı arkadaşlar, gençler özellikle geliyorlar. Bir balık tutuyorlar. Ama sen 25 kuruş için topluyorsun değil mi? Herkes öyle geliyor. Çünkü arkadaşlar maalesef bira içiyorlar, şişeler nehir atıyorlar. İskeleler ve nehirdeki virajlar da özellikle güzel bir soru, çok güzel bir soru. Söyleyeceğim. Bak ben biralardan sonra bir baktım, bir şey atıyor. Ama ne şanslısın. Tabii ki ne alıyorsunuzdan dikkat etmeniz lazım. Yani kırık camlar. Şimdi ben söylüyorum. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra inşallah öyle bir şey görmeyeceğiz. Ama bu problem devam ederse turizm ölebilir. Turizm öldüğün zaman da İtalyan gitti. Bak Hüseyin çok güzel bir şey söyledi şimdi. Bunu attığım zaman da, toprağın içine kaldığın zaman da kaç yıl kalıyor o toprakta biliyor musun? Yaklaşık 1000 pound'dır. Bir dakika, eller göreyim. 10 yıl. 10 yıl.
Çok. 150. 1000-2000 gibi bir şey diyor. Yok. 200 yıl civa. 200 yıl. Ve bunu unutmamak lazım arkadaşlar. Plastikler ne zaman dünyada üretilmeye başladı biliyor musunuz? Plastikler. Hangi yıllarda biliyor musunuz? 1750 mi? Yok, hangi yıllarda? Mesela 1970'lerde, 1980'lerde ne zaman üretilmeye başladı biliyor musunuz? 1960'larda çoğunlukla, yani dünyada yaklaşık 50-60 yıl civarında bu plastik şeyler üretiliyor dünyada. Bütün ülkelerde. Hindistan'da, Amerika'da, Türkiye'de, İngiltere'de, her yerde. Ve bunu unutmamak lazım. O günden itibaren bugüne kadar 60 yıl boyunca bütün plastikler hala dünyada. Çünkü eremiyor. Bir yere gitmiyor. Hep kalıyor. Milyonlarca ton plastik. O zaman da nerede plastik kullanmamak gerekiyor? Mesela bir yere gittiğin zaman da her zaman mesela bir Coca-Cola istedin. Her zaman plastik pipet veriyorlar değil mi? Pipet geri gönderin. Kullanmayın. Pipet kim istiyor ki? 2 yaşında mısınız siz? Yok, ihtiyacınız yok. Bardak o iyi. Değil mi? Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Soracağım. Ne kadar çok topluyorsunuz? Efendim? Atla giriyorsunuz ne kadar çok topluyorsunuz? Haftalık. Haftalık olarak değişiyor. Kış aylarda çok yağmur yağdığı için bazı arıklar çöple dolduğu için arıklar doluyor. Çöp bu gibi çöpler kaldırıyor ve nehre ya da göle boşaltıyor. O zaman da kış aylarda bazen geliyorsun, aman tanrım çöpe bak diyorsun. Ama önceki hafta yağmur yağdığı için öyle görüyoruz. Şu anda su seviye düşüyor tabii ki. Yazı doğru gidiyoruz ya. O zaman da kışta göremediğin yerler görmeye başlıyorsunuz ve oradan çöp çıkıyor. Ama haftalık olarak 8 torba, 10 torba, bazen kötü olduğun zaman 20 ortalama bence 14 torba şu anda. Ortalama olarak 14, her hafta 14-15.